Düzce'de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Zekeriya Tozan'a yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Arabasının önü kesildi ve darp edildi. Bununla ilgili ayrıntıları almak üzere ve durumunu değerlendirmeyi de öğrenmek üzere şimdi Sayın Zekeriya Tozan'a bağlanıyoruz. Sayın Tozan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, görüntüleri de izledik. Bu olay nasıl yaşandı? Yani ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım isterseniz öncelikle. Ardından ayrıntıları da alacağız. Olay siyasi bir olaydır. Hı-hı. Organize bir olaydır. Osmanlı Torunları Yardımlaşma Derneği diye kurulan, bu Osmanlı Ocakları'nın mantığıyla kurulmuş bir derneğin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri tarafından planlı bir şekilde takip edildim. Daha sonra arabam bir çeşit durduruldu. Sonra aşağıya indiğimde de vatan hainisin, vatan haini Düzce'de istemiyoruz diye üzerime saldırdılar. Daha sonra da üçüncü bir kişi, dernek başkanı, saldırı anını cep telefonuyla kaydetmiş. Bunu hemen sosyal medyada paylaşarak yaptı. Aynı zamanda benim üzerimden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün il başkanlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir tehditte bulundu. Aynen şunu söyledi: bugün biriniz, yarın hepiniz. Vatan haini il başkanları istemiyoruz diye sosyal medyada görüntüsünü paylaştı. Tabii ki savcılıkta bunun bir yol kavgası gibi kendileri kurtarmadı, öyle bir ifade vermişler. Şu an gözaltındalar. Aslında bugün Sayın Başbakan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısının sınav günüdür. Bir il başkanına planlı ve takip edilerek yanlış kaldığı ortamda yapılan bu saldırıyla ilgili bu insanlar hakikaten yargıda hesap mı verecekler? Yoksa yargımız onları serbest mi bırakacak? Ben bu olayın bugünkü sonuçlarına göre bu olayı değerlendireceğim. İşin kökeninde de geçen hafta bir 10 gün kadar evvel bizim partimizin genel bir politikası vardı. Seçim süreci sırasında biliyorsunuz terör örgütü Türkiye'de çok güçlendi. Hendekler kazıldı, şehirler bombalar yığıldı. Çok şehit verdik. Bu süreç içinde terör örgütüne gerekli müdahaleyi yapmadıkları gerekçesiyle de o terör örgütünün güçlenmesine neden oldukları için burada etkisi olan siyasiler hakkında Cumhurbaşkanı, Başbakan, o gün ilgili bakanlar ve valiler hakkında biz bir suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu suç duyurusundan sonra sosyal medya üzerinde bu insanlar tarafından birisi tehdit mesajı almıştım. Olayın planlı olduğunu gösteriyor. Evet. Sayın Tozan, sanırım, bu Osmanlı Torunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği diye söylediniz. Başkanı da zannediyorum gözaltındaydı. İsa Üçüncü, yanlış söylemiyorumdur herhalde. Kimdir bu dernek? Yani Düzce'de nasıl bilinir? Siz izleyicilerimiz de bu derneği tanımıyor olabilirler. Düzce'de bunlar ne yapıyor, nasıl bilinirler, bilmiyor olabilirler. Siz bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz? Muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın başkanlığı noktasında ve istekleri noktasında Suriye'deki muhalifleri de destekleyen bir sünni anlayışın dünyaya hakim olmasını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu nokta bir başkan olması noktasında destek veren faşizan bir grup diyebilirim. Başka bir şey söyleyemiyorum. Yasa dışı bir davranışla karşımıza çıktılar. Siz de söylediniz. Yani aslında saldırı anı, sizin darp edildiğiniz an işte bu derneğin başkanı olan İsa Üçüncü tarafından da paylaşıldı sosyal medyada. Hedef gösterilmeye devam ettiniz. Hem şahsi olarak hem de aslında sizin de dışınızda daha size sarf edilen hain, ajan, vatana ihanet yönündeki sözler üzerine yarın hepiniz de böyle hedef olabilirsiniz cümleleri de geçti. Peki bu nasıl bir siyasi iklimden? Yani sadece saldıran iki kişiyi, bunu çeken ve sosyal medyada sizi hedef gösterenin dışında bir bu tip saldırıların Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli insanlara, çeşitli düşünceye sahip olan vatandaşlara ya da daha kalabalık gruplara saldırı girişimleri olarak sosyal medyada devam ettiğini biliyoruz. Nasıl bir siyasi iklim bunları besliyor? Yani şöyle ifade edeyim ben size. İlgili kişinin yakın bir zamana kadar Düzce Belediyesi'nin halk otobüsleri
dernek başkanlığını yaptığını, belediye ile böyle bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. Diğer iki kişinin belediye başkanına korumalık yaptığını da biliyoruz. Yani AKP'nin siyasi hareketlerinin üst noktasıyla ilişkisi olan insanlar. Bu zaten her şeyi açıklıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Düzce'de ben Aralık ayında gelen bir başkanım. Çok etkin bir siyaset yaptık. Hükümetin yaptığı bütün yanlışları hem yargıya taşıdık, hem soru önergesi yaptık, hem basın açıklamaları yaptık. Gündemi biz tayin ettik ve halkımızı aydınlatmaya çalıştık. Aslında yapmak istediğimiz sadece bir siyaseti, ülkeyi daha iyi yönetebilme adına bir hizmet aracı olarak gördük. Bunun ötesinde hiçbir şekilde kanunların dışına çıkmadan anayasanın bize vermiş olduğu yetkileri kullandık. Ama öyle bir hazımsız iktidar var ki bu noktada güçlenen Cumhuriyet Halk Partisi'ni Düzce nezdinde kaba güçle sindirmeyi hedeflemiştir. Evet. Bugün iktidarın yargısından bugün bu noktada bir sınavdır benim gözümde. Bunun sonucuna göre biz gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Siz hukuki sürece dair de bir bilgi verdiniz ama soruşturma hangi çerçevede devam ediyor? Yani bir yandan da işte, bu bir yol kişiler, bir yol tartışması yönünde de bir iddia da zannediyorum gündemde. Ancak görüntüler de sosyal medyada yazılanlar da ortada. Bu konuda da kısaca bilgi verebilir misin son olarak tekrar? Şimdi şöyle, biz bu olayın bir organize suç olduğu noktasına değerlendirilmesi gerektiğini bu noktadaki şikayetlerimizi dilekçemizde avukatlarımızla beraber dosyamıza yazdırdık. Olay yargıya gitti. Bizi takip ettiğine dair gerekli şahitlerimizle beraber olayın planlı olduğu noktasında da kanıtlarımızı sunduk. İlgili kişiler şu anda bugün nöbetçi mahkemeye çıkacaklar. Şu anda gözaltındalar. Evet. Sürecin bundan sonraki kısmı yargınındır. Biz verilen karara göre bir olayı daha sonra değerlendireceğiz. Evet Sayın Tozan, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için, değerlendirmeleriniz için de tekrar geçmiş olsun dileyelim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.